Sayın Büyükelçim merhabalar. Merhaba. Bize bugünkü fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizinle karşılıklı bir diyalog şeklinde röportaj yapabilmek bizim için bir onurdur. İlk önce sizi tanımakla başlamak isteriz. Evet, öncelikle hoş geldiniz Büyükelçiliğimize. Teşekkür ederiz. Ben de 97 yılından beri Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyorum. Yani yurt içinde ve yurt dışında muhtelif görevlerden sonra Ocak ayından bu yana Kiev'de Büyükelçi olarak görevdeyim. Bundan önce Suriye'de 3 yıl, 2 yıl Belçika'da Avrupa Birliği konusunda çalıştım. 5 yıl Moskova'da görev yaptım. Onun dışında Ankara'da da yine Amerika ile, Orta Doğu ile ilgili muhtelif konularda görev yaptım. Ukrayna'da da Ocak ayından bu yana vazifemiz sürüyor. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Hoş geldiniz diyelim biz de size tekrardan. Peki Ukrayna ile ilgili fikriniz, bakış açınız nasıl? Ukrayna'ya tabii iki açıdan bakılabilir diye düşünüyorum. Bir mesleki açıdan, bir kişisel açıdan. Mesleki açıdan tabii Ukrayna gibi Türkiye için önemli, hem ikili anlamda hem bölgesel ve uluslararası anlamda önemli bir ülkede görev yapmak benim için bir onur. Dolayısıyla mesleki açıdan çok mutluyum burada bulunmaktan. Kişisel anlamda da yine aynı şekilde çok mutluyum. Buraya eşimle ve iki çocuğumla beraber geldim. Biz gerçi Ocak ayında geldiğimizde Ukrayna bembeyazdı, karlar altındaydı. Evet. Fakat hani baharla beraber karların erimesiyle ne kadar güzel, ne kadar yeşil bir şehirde, ne kadar güzel bir ülkede görev yaptığımızı daha iyi görme şansı bulduk. Şu ana kadar Odessa'yı görme şansım oldu. Önümüzdeki aylarda Ukrayna'nın diğer kentlerini de gidip gezip görmek niyetindeyim. Fakat şu ana kadar biz her açıdan çok mutluyuz Ukrayna'da görev yapmaktan. Peki Ukrayna'da sizin hem kişisel anlamda hem de mesleki açıdan size ne gibi cazip gelen, böyle hoşunuza giden faktörler var mı? Şöyle, yani mesleki açıdan tabii Ukrayna uluslararası ilişkiler bakımından çok merkezi bir ülke. Çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir ülke. Bölgesel ve uluslararası dengeler açısından çok kritik bir ülke. Dolayısıyla burada görev yapmak bir diplomat için büyük bir fırsat ve tecrübe orası muhakkak. Onun dışında kişisel açıdan baktığımızda ise Ukraynalı insanlarla biz çok güzel anlaştığımızı fark ettik. Kafaca bize çok benzediklerini gördük. Tabii aynı zamanda çok güler yüzlü, iyi, sıcakkanlı insanlar. Dolayısıyla burada pek yabancılık çekmiyoruz. Çok kısa sürede uyum sağladık. Ondan dolayı çok mutluyuz. Bunun ötesinde Ukrayna aynı zamanda bizim Türk kardeş, soydaş topluluklarımıza da ev sahipliği yapan bir ülke. Burada çok sayıda Kırım Tatar soydaşımız var, Ahıskalı soydaşımız var, Gagavuz soydaşımız var, Azeri kardeşlerimiz var. Dolayısıyla o anlamda da biz burada çok sıcak karşılandık. Dolayısıyla her açıdan Ukrayna bizim için çok özel bir ülke oldu şimdiden. Peki aksini yeğleyeceğiniz herhangi bir negatiflik bir şey var mı? Şu an itibariyle Ukrayna'da şu hoşumuza gitmedi diyebileceğim pek bir şey yok. Her ülkenin kendine göre bazı özel koşulları olabiliyor. Ama bunlara uyum sağlamak, bunlara ortak akıllarla ortak çözümler bulmak, bu konuda ev sahibi ülkeyle işbirliği içerisinde yeni perspektifler geliştirmek zaten bizim işimizin bir parçası. Ama bizi şu özellikle rahatsız etti diyebileceğim herhangi bir şey yok. Ne güzel, ne mutlu hem size hem de bize diyelim o zaman. Peki ya Ukrayna ve Türkiye arasındaki hem geçmişteki hem de günümüzdeki ilişkiyi değerlendirerek ve de gelecekteki ilişkilere dair bir öngörünüz var mıdır? Şimdi Ukrayna, sohbetin başında da söylediğim gibi, Türkiye için pek çok açıdan önemli bir ülke. İkili açıdan bakacak olursak bir defa bölgemizin siyasi dinamikleri açısından hep özel bir ağırlığa sahip oluyor Ukrayna. İktisadi açıdan, ekonomik işbirliği açısından bizim için çok önemli bir ortak. Turizm açısından, kültürel derinlik açısından bize yakın bir ülke. Karadeniz havzasının genel güvenliği açısından çok çok önemli. Dolayısıyla Ukrayna bağımsızlığını kazanalı beri Türkiye için hep öncelikli bir ülke oldu. Bu vizyon zaman içerisinde olgunlaştı, somutlaştı ve 2011 yılında stratejik ortaklığa dönüştü. Bu kağıt üstünde kalan bir ortaklık da değil, çerçeveleşmiş, kurumsallaşmış bir ortaklık.
Bundan kastım şu, stratejik ortaklığı kurduğumuzdan bu yana her sene, yılda bir defa devlet başkanlarımız bir araya geliyorlar. İlgili bakanlarla, ilgili kurum başkanlarıyla. Bir önceki zirveden bu yana geçen sürenin muhasebesini yapıyorlar. Bir sonraki zirveye kadar geçecek zamana dair bir yol haritası ortaya koyuyorlar. Bu anlamda son zirveyi geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul'da yapmıştık. Bir sonraki zirveyi de herhalde 2019 sonuna doğru Ukrayna'da yaparız diye düşünüyorum. Bu zirve öncesinde de kurumsallaşmanın devamı anlamında söylüyorum. Bakan seviyesinde hazırlık toplantıları oluyor. Özellikle iki toplantı burada öne çıkıyor. Bir tanesi Dışişleri Bakanları seviyesinde yaptığımız siyasi hazırlık toplantısı. Bunun adı Ortak Stratejik Planlama Grubu. Bu toplantıyı 2019'da Şubat ayında Sayın Bakanımızın Odessa'yı ziyareti sırasında gerçekleştirdik. Yıl sonundaki zirveden önce, liderler seviyesindeki zirveden önce bir de ekonomi toplantısını yapmamız lazım. Ekonomik hazırlık toplantısını yapmamız lazım. Buna dair planlar, hazırlıklar da devam ediyor. Tabii bu sene Türkiye'de yerel seçimler oldu. Ukrayna'da şimdi erken seçimler var. Dolayısıyla bunlar da tabii takvimi etkileyebiliyor. Fakat her halükarda biz önümüzdeki dönemde bu üst düzey toplantıları da yaparak stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda gerekli her türlü altyapı mevcut. Yani bu durumda diyebiliriz ki her geçen gün daha da artan Ukrayna ve Türkiye ilişkisi mevcut. Her alanda, her alanda. Yani turizmden kültüre, her anlamda ticarete büyük göre. Bir ticarete, her anlamda çok büyük bir potansiyel var ve her gün yeni işbirliği projeleri ortaya çıkıyor. Umarız ziyadesiyle daha da artar. Peki ya Erdoğan ve Zelenski, Ukrayna yeni seçilen Cumhurbaşkanı arasındaki herhangi bir görüşme, tanışma, yüz yüze yakın tanışma, yakın tarihte mevcut mudur? Şöyle, şimdi Sayın Zelenski devlet başkanlığına seçildikten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisini telefonla aradı. Tebrik etti. Görevinde başarılar diledi. İlk fırsatta görüşme dileği karşılıklı olarak paylaşıldı. Zaten bundan çok kısa bir süre sonra da biliyorsunuz Zelenski özel bir dinlenme turu için ülkemizi ziyaret etti. Daha görevine başlamadan ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı diyebiliriz bu anlamda. Bu da bir mesaj olabilir belki. Fakat yüz yüze görüşmeleri dediğim gibi yani normal şartlarda bu yıl sonundan önce yapılacağını tahmin ettiğim zirveyle olacaktır. Daha önce ayrı bir okazyon çıkmaz ise. Fakat Sayın Zelenski'nin yemin törenine biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı seviyesinde katıldı. Yani tören çok süratli bir şekilde icra edildi. Çok kısa bir süre önceden haberimiz oldu. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ukrayna'ya verdiği öneme uygun şekilde Türkiye törende Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi çok üst düzeyde temsil edildi. O kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Zelenski ile çok sıcak, dostane bir görüşme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine selamlarını iletti. Dolayısıyla sıcak bir başlangıç zaten yapıldı diyebiliriz. İnşallah aynı sıcaklık devam eder umarız. İnşallah. Peki Ukrayna ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ekonomik işbirliği şu anda aslında önemli bir düzeyde. Ticaretimiz 4.1 milyar dolar düzeyinde. Bu azımsanacak bir rakam değil. Fakat iki ülke arasındaki potansiyele bakınca ben bu rakamın çok daha yukarılara kolaylıkla taşınabileceğine gerçekten inanıyorum. Nitekim devlet başkanları seviyesinde ilan edilmiş 10 milyar dolarlık bir hedef de söz konusu. Şimdi bu hedefe ulaşmak için aslında gerekli malzemeler masada mevcut. Bir tek eksiğimiz var, o da serbest ticaret anlaşması. Serbest ticaret anlaşmamız çok uzun süredir müzakere ediliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre diyebiliriz bu süreye. Tabii ki her iki ülkede bazı hassas sektörler var. Müzakereciler bu konularda çok dikkatli hareket ediyorlar. Bu tabii ki iki ülkenin de doğal tutumu ve pozisyonu. Fakat bir noktada büyük resmi de gözden kaçırmamak lazım. Çünkü zamanında Türkiye'de de Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni imzaladığımız dönemde çok büyük tereddütler vardı. Bir sürü sektörün çöküp yok olacağı şeklinde kabus senaryoları vardı.
Fakat rekabet bize çok yeni kapılar açtı. Bizi çok daha farklı seviyelere taşıdı. Bugün Türkiye belki o gümrük birliğinin de sayesinde Amerika'ya, Avrupa'ya beyaz eşya, buzdolabı, televizyon ihraç eden bir ülkeye dönüştü. Ve bu sektörde öncü de diyebiliriz hatta. Diyebiliriz. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşması konusunda iki taraf için de kabul edilebilir, sürdürülebilir bir metni umuyorum en kısa sürede ortaya çıkartır ve bu çerçevede ekonomik işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşırız. Tabii ekonomik işbirliği deyince sadece ticaret değil, bunun yanında yatırımları da düşünmek lazım. Serbest ticaret anlaşması bir anlamda iki ülke arasında evet bazı taahhütlerin karşılıklı kağıda dökülmesi, fakat iş adamları açısından bakınca da bir tür güvence. Bu güvence ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin Ukrayna'daki yatırımları daha da artar diye düşünüyorum. Şu ana kadar bizim müteşebbislerimiz burada 2 milyar doların üstünde yatırım yaptılar. Bu da yine az bir rakam değil ama bu da keza çok daha yüksek seviyelere ulaşabilecek bir rakam. Şu ana kadar özellikle telekom, yenilenebilir enerji, tarım ve inşaat sektörleri ilk planda benim aklıma gelenler. Fakat sadece bunlarla kısıtlı değil, sadece birkaç şehirle de sınırlı değil. Türk girişimcisi Ukrayna'nın dört köşesinde, yani Lviv'den Herson'a, her yerde çok farklı sektörlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu aynı zamanda tabii Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın geleceğine duyulan bir güvenin sembolüdür. Zaman zaman tabii her ülkenin kendine göre bazı iş yapma esasları, iş yapma adetleri oluyor. Bu konularda zaman zaman iş adamlarımızın yardıma, desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bu konularda Ukrayna makamlarıyla, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'yla birlikte ticaret müşavirliğimiz ve büyükelçiliğimiz iş adamlarımıza gerekli yardımda, yönlendirmede bulunmaya çalışıyor. Yani Türkiye ve Ukrayna arasında hakikaten muazzam bir potansiyel var. Tüm derdimiz, tüm gayemiz bu potansiyeli kuvveden fiile geçirmek. 4 milyar dolar Türkiye ve Ukrayna'ya yakışan bir ticaret değil. Bu rakamı gerçekten 10 milyar dolara ve ötesine taşımamız lazım. İnşallah. Ben eminim de taşırız da çünkü iki ülke arasında potansiyel ciddi bir şekilde mevcut. Fakat bu serbest ticaret anlaşmasını birazcık böyle detaylandırabilecek olursak ne gibi faydaları olacaktır? Ticareti nasıl etkiler? Vatandaşlarımız bunu nasıl kullanabilir? Şimdi tabii Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşlarımız var. Bunların bir kısmı Türkiye'den ithalat yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'den Ukrayna'ya ihracatla ilgilenen, lojistik yapan firmalarımız var. Bunlarla her bir araya geldiğimizde inanın ilk açtıkları konu serbest ticaret anlaşması. Ukrayna Avrupa Birliği ile İsrail ile bu konuda anlaşmalar imzaladı. Türkiye gibi büyük bir ortakla bu anlaşmayı niye imzalamıyor? Niye başkalarının yararlandığı imkanlardan, kolaylıklardan biz Türkiye olarak yararlanamıyoruz diye haklı serzenişleri var. Yani bu iki tarafın da hassasiyetlerine saygı gösteren bir metin ortaya çıktığı takdirde hem iş dünyasındaki bazı soru işaretleri ortadan kalkacak, hem Ukrayna ile ticaret konusunda acaba ama serbest ticaret anlaşması yok ki diyen bir sürü müteşebbisimizin aklındaki tereddütler, sorular ortadan kalkacak. Hem şu ana kadar yapılan ticarette ciddi bir artış sağlanacak. Zaten açılmış olan sektörlere yeni bir ilave kuvvet gelecek, ilave bir hız kazanacak. Dolayısıyla keza demin de söylediğim gibi yatırımcılar için özel bir motivasyon ve güvence teşkil edecek. Bütün bunları alt alta koyunca ben serbest ticaret anlaşmasının kaybedeni olmayan, sadece kazananı olan hem Türkiye'yi hem Ukrayna'yı mutlu edecek, daha müreffeh kılacak bir anlaşma olarak en kısa sürede imzalanması temennimi tekrar dile getirmek istiyorum. Umarız ki en kısa sürede imzalanır ve her iki ülkenin vatandaşları da ve ticaret insanları da bundan güzel bir şekilde faydalanabilir. Fakat ayrıca belirtmek ister misiniz? Ukrayna'da Türk vatandaşları ne gibi ticaret kollarına yönelebilirler? Nasıl işler yapabilirler? Hangi sektörler Türk vatandaşları için iyidir? Ukrayna genç, dinamik, enerjik bir ülke. Bazı sektörlerde hakikaten çok büyük bir potansiyeli var. Savunma sanayi, bilişim teknolojileri, IT olsun, tarım konusunda muazzam imkanlara sahip bir ülke. Keza aynı zamanda
Yenilenebilir enerji Ukrayna'da son dönemde çok aktif olarak gelişen bir saha. Buna mukabil Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de keza genç, dinamik, enerjik, her alanda kendine yeni ufuklar arayan çok heyecanlı bir müteşebbis ruhu görüyoruz. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde gerçekten Türkiye ve Ukrayna ekonomilerinin birbirini aslında çok güzel tamamladığını görmek mümkün. Türkiye'deki özellikle KOBİ kültürü bu tür hani Doğu Avrupa'da, Avrasya coğrafyasındaki ülkelerde yeni yeni ortaya çıkan bir boyut. Bizde ise çok uzun süredir ekonominin esas taşıyıcısı olan bir kesim. Dolayısıyla bu gruplar arasında sinerjiyi kurduğumuz takdirde inşaat, enerji, tarım, hayvancılık pek çok konuda muazzam bir potansiyel var. Ben de sık sık burada Ukrayna'ya girmek isteyen iş adamlarımızla bir araya gelme şansı buluyorum ticaret müşavirliğimizle birlikte. Onlara gerekli tavsiyelerde, yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ukrayna makamlarının da Türk iş adamlarını burada görme arzusunu çok çeşitli vesilelerle ifade ediyorlar bize. O açıdan da keza Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odaları olsun, buradaki diğer iş kolları olsun, onlar da Türk müteşebbislere büyük bir ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bize düşen bunları bir araya getirip ekonomik işbirliğini bir üst seviyeye taşımak diye düşünüyorum. İnşallah. Peki Ukrayna ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatırlayacak olursak Ukrayna yakın zamanda Türkiye ile anlaşmıştı tank için yedek parça imal etmeye. Aynı şekilde Türkiye de Ukrayna'ya insansız hava uçakları tedarik ediyordu. Bu ilişki ticari kadar olmasa da ona yakın olacak şekilde artar mı? Şimdi evet, savunma sanayi işbirliği Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde yıldızı parlayan sektörlerden diyebiliriz rahatlıkla. Türkiye hani bu konuda son dönemde muazzam bir atılım içerisinde. Ukrayna ise Sovyetler Birliği döneminden muazzam bir altyapı ve bilgi birikimi devralmış bir ülke. Dolayısıyla yine burada da ikisi birbirini çok güzel tamamlıyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntısına tek tek inmek belki çok vakit alır ama çok farklı başlıklarda iki ülke resmi makamları temastalar neler yapılabileceği hususunda. Aynı şekilde özel sektör birbiriyle görüşüyor, sık sık ziyaretler yapıyorlar. Eldeki imkanlar nasıl birleşir, yeni neler yapılabilir, eldeki ürünler nasıl daha iyi hale getirilebilir, yeni ortaklıklar kurularak yeni işbirliği perspektifleri sağlanabilir mi? Bütün bunlar aktif şekilde değerlendiriliyor ve ben bu konuda ciddi, somut projelerin önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Savunma sanayi demişken tabii emniyet makamlarımız arasında da aktif ve yakın bir işbirliği olduğunu belirtmek isterim. İki ülke güvenlik makamları birbirleriyle çok yakın, sıcak bir diyalog içerisindeler. İki ülke açısından sıkıntılı olabilecek durumlar konusunda birbirleriyle görüşüyorlar. Bu kapsamda hani FETÖ ile mücadele dahil hemen her konuda aktif, yakın bir diyalog ve işbirliği olduğunu da bu noktada söylemek isterim. Harika. Peki Ukrayna ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini nasıl değerlendirebiliriz? Malumunuz hem Doğu Avrupa'dan hem bütün Avrupa'dan Türkiye'ye ciddi bir miktarda turist gitmekte. Aynı şekilde Ukrayna'ya Türkiye'den turistler ne gibi alanlar için gelebilirler? Doğa turizmi olsun, kış turizmi olsun. Aynı şekilde de Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist oranında da bu yıl ciddi bir artış var. Artış daha da artar mı? Ve Ukrayna'ya gelen Türk turist oranı da artar mı? Nerelere gitmelerini tavsiye edebiliriz onlara? Ne yapmalarını tavsiye edebiliriz? Şimdi turizm benim özellikle çok önem verdiğim, değer verdiğim özel bir başlık. Niye derseniz, şimdi Türkiye zaten hani kendi doğal güzellikleriyle, tarihi derinliğiyle, kültürel birikimiyle dünya turizminde artık marka olmuş bir ülke. Ve Ukrayna'da bu anlamda Türkiye'ye yoğun teveccüh gösteren bir ülke. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı artık 1,5 milyon seviyesine yaklaştı. 1,4 milyon civarında oldu. Bu sene de ilk 5 ay itibariyle %14'lük bir artış gösterdi.
Şimdi bu, evet, istatistiksel anlamda bunlar önemli hususlar. Fakat benim burada özellikle üstünde durduğum husus şu. Biz belki bu kadar turisti ağırlıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin turistik özellikleriyle alakalı bir şey değil. Biz turistleri müşteri değil, misafir olarak gören, misafirperverliğiyle tanınan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu sayıda bunun özel bir rolü var, birincisi. İkincisi, yine bu misafirperverliğin etkisiyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen misafirlerimiz birer Türkiye dostu, Türk dostu olarak ülkelerine dönüyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu noktaya gelmek konusunda devletlerimiz de aslında aktif, yoğun bir gayret içerisindeler. Çünkü biz ilk etapta Türkiye'de, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turistlerin, misafirlerin kalış süresini 30 günden 60 güne çıkarttık. Sonra bazıları dediler ki biz burada ev aldık, daha uzun süreli kalmak istiyoruz. Bunu 90 güne çıkarttık. Sonra bu da yetmedi. Dedik ki bu vizeler kalksın. Fakat bir noktada talep yine öyle bir noktaya geldi ki artık bunu da yetersiz bulup bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi çipli kimlikle, pasaportsuz seyahat imkanı sağladık. Bunlar tabii karşılıklı ülkeleri, halkları yakınlaştıran şeyler. Bu açıdan yani ben turizmi bir paket olarak hakikaten görüyorum. Halkların birbirini anlaması, birbirine yakınlaşması anlamında muazzam bir fırsat bu. Tabii evet, doğa turizmi dedik, kış turizmi dedik. Türkiye artık kayak turizmi açısından da bir markaya dönüşmeye başladı. Antalya zaten bilinen bir şey. Aynı anda dört mevsimi yaşayabildiğiniz çok özel bir bölgemiz. Ama Ukraynalı turistler sadece Antalya'ya gidip güneşlenmiyorlar. Yani Batı'yı, İstanbul'u, Türkiye'nin farklı yörelerini, Kapadokya'yı, hemen her köşesini gören bilinçli, rafine bir turist, Ukraynalı turist. Aynı şekilde Türk ve bizim yeni yeni üzerinde durduğumuz, geliştirmekte olduğumuz bir diğer turizm başlığı da sağlık turizmi. Çünkü Türkiye sağlık sektöründe de önemli bir atılım içerisinde. Şehir hastanelerinin teşkili olsun, özel hastanelerin diğer yabancı ülkelerden hastalara sunduğu özel imkanlar olsun. Bu başlık da giderek kendini hissettiren önemli bir işbirliği alanı. Türkiye'den Ukrayna'ya gelen turist sayısı açısından da yine her sene giderek artan bir grafik var karşımızda. İşte 300 bini geçtik. Bu açıdan tabii önemli imkanlar da var. Karşılıklı uçuşlar son derece geniş bir şekilde. Haftada 100'ün üzerinde karşılıklı uçak seferi var. Charter uçuşlar hariç yazın devreye giren. Türk turistler de bu uçuşlardan yararlanarak Ukrayna'nın çok farklı şehirlerinde karşımıza çıkabiliyorlar. Hani Lviv'inden Odessa'sına, Kiev'inden Karpatlara kadar her yerde Türk turistlerle karşılaşmak mümkün. Bütün bunları alt alta koyunca gerçekten halklarımız arasında bir yakınlaşma var. Artık denizin öbür tarafındaki ülkeden değil, İstanbul'dan, Kiev'den, Ankara'dan, Odessa'dan tanıdıklarından bahseden insanlarla karşılaşıyorsunuz ki bu Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geleceği için yapılmış en güzel yatırım. Bu zaten Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiyi iki ülke arasındaki deniz üzerinden komşuluktan ziyade akrabalık olarak da nitelendirebiliriz sanırım. Çünkü gerçekten ikisi birbirine benzeyen milletler. Umarız aynı şekilde de devam etmeye hızlı bir şekilde gider. Sormak isteriz size, eğer Kırım Tatarları, Ağızkalılar ve Azerbaycan Türkleri Ukrayna içerisinde yoğun bir şekilde yaşamaktalar. Fakat Kırım Tatarların ana vatanı Kırım olduğu için ve Kırım şu anda işgal altında olduğu için zaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ilhakı, işgali tanımadığını pek çok kez dile getirmişti. Orada baskıya maruz kalıp da bu tarafa gelmek, daha doğrusu kaçmak, göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarları için elçiliğimizin, devletimizin herhangi bir çalışmaları, bir şeyleri var mı? Kırım Tatarları, evet, yani 20. yüzyılda belki de en fazla sıkıntıya maruz kalan halklardan bir tanesi. Bu yıl aynı zamanda tabii sürgün felaketinin de 75. yıl dönümü. Zor durumda kalan soydaşlarımız her zaman Anadolu'yu bir çözüm kapısı
olarak gördüler. Tarih boyunca Anadolu'dan çare, yardım beklediler. Bugün de aynı şekilde Türkiye olarak biz dünyanın neresinde olursa olsun zor durumdaki vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve mazlum durumdaki diğer bütün halkların yanındayız. Bizim dış politikamızı tanımlarken kullandığımız iki ifade var. İnsani ve girişimci dış politika. İnsanı merkeze almayan bir dış politikanın sizi artık bugün bir yere taşıması mümkün değil. Girişimci olmayan, aktif çaba içinde olmayan bir politika da artık dünyanın dönüş hızına yetişemez, sizi geride bırakır. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bu ikisini bir araya getiren bir çizgi benimsemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da soydaş, akraba topluluklar her zaman radarımızın en öncelikli unsurları arasında. Kırım Tatarlarından evet Anakara'ya, Ukrayna'ya gelenler farklı şehirlere dağılmış durumdalar. Bir kısmı Herson'da fakat pek çoğu Kiev'de, Ukrayna'nın farklı kentlerinde. Biz bu soydaşlarımıza insani ihtiyaçları olsun, dini vecibelerini yerine getirme imkanı sağlamak olsun. Çok çeşitli başlıklarda muhtelif yardımlar sağlıyoruz. Bu kapsamda üzerinde özellikle yoğun olarak çalıştığımız konut ve cami projeleri de var. Bunlarla ilgili olarak Kırım Tatar Liderliği ile koordinasyon içerisindeyiz. TİKA tabii bu anlamda bizim esas yük taşıyıcımız, esas projeleri gerçekleştiren kolumuz. TİKA bu konuda hem konut, hem cami, hem diğer ihtiyaçlar için Kırım Tatarlarının en büyük destekçisi. Fakat tabii TİKA ve devletimiz sadece Kırım Tatarlarına değil, aynı zamanda burada Gagavuz soydaşlarımıza kendilerini geliştirmeleri, ekonomik imkanlarını iyileştirmeleri için farklı projelerde destek oluyor. Aynı şekilde Ahıskalı soydaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında muhtelif projelerimiz var. Fakat sadece soydaş ve akraba topluluklar da değil, Ukrayna'da da ülkenin farklı köşelerinde ihtiyaç duyulduğunda, bir yardım ihtiyacı söz konusu olduğunda biz devlet olarak o konuda yapabileceğimiz bir şey varsa bu konuda her zaman memnuniyetle Ukrayna'nın yanındayız. Çünkü Ukrayna, başta da söyledim, bizim için öncelikli bir ülke, bir stratejik ortak ve bu kağıt üstündeki bir stratejik ortaklık değil. Artık insanların birbirini tanıdığı, evlendiği, ortak ailelerin ortaya çıktığı farklı bir ilişkiye geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bu bütünün içerisinde de tabii Kırım Tatarları, soydaş topluluklar bizim için ayrı birer göz bebeği. Zaten biz millet olarak da imdada koşan olarak da nitelendiriliriz. Sadece soydaşlarımızın da değil de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarımız, milletimiz yoğun bir şekilde bütün dünya çapında verdiği yardımla ve koştuğu imdatla da tanınıyor. Aynı şekilde TİKA kuruluşumuzun da Herson bölgesinde Kırım Tatarlarına yönelik yaptığı yoğun çalışmalar, oradaki yoğun faaliyetler de onun için de ayrıca buradan TİKA'ya teşekkür etmek isteriz ve bu imkanı, röportajı bizimle verdiğiniz için, zaman ayırdığınız için size de çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun.